göremeyeceğim diye üzülüyorum. Gayet mutlu oldum yani. Bir şaşırdınız herhalde. Şaşırdım. Ne hissettiniz? Yani sonuçta ailem çalışıyor yani. İşinde gücünde insanlar. Yani hiç göremeyeceğim diye şaşırıyordum yani. Mutlu oldum yani. Amiral gelecek sandım yani. Okulumuz gelecek sandım. Ailem görünce şaşırdım. Yani yaklaşık 8-9 aydır görmüyorum. Gayet iyi oldu yani. Göreviniz ne burada? Görevim serdiven. Gemi kullanıyorum. Yani sözleşme diyeyim. Yaklaşık 2 senedir bu kuvvetli görev yapıyorum. Peki böyle dün yatarken böyle düşündünüz mü ailem olsaydı da diye? Ne hissettiniz dün ailenizi göremeyeceğinizi yani düşündüm? Dün hatta aradım yani bayramlarını kutladım önceden. Yani şaşırdım, hiç çaktırmadılar da yani. İznimi kullanmadım tekrar kurban bayramını falan görürüm diye. Nasip yani şey oldu yani, gördük yani. Vallahi çok güzel bir şey. Allah razı olsun komutanları sayesinde. Çocuğumu da bayramında çifte bayramı yaşattı bize yani. Allah bir kere razı olsun komutanlarımıza. Yani böyle bir şeye parayı arasan değeri yok. Allah bir kere razı olsun komutanlarımıza. Dediğim gibi yani gelmeye çalışsan gelemezsin. Ama bu iş böyle oldu. Çok güzel oldu. Çifte bayram oldu bizim için. Çok sevindim. Başka bir şey için. Annenle çalışıyor. Kaç aydır görmüyordunuz oğlunuzu? Vallahi işte 8. Yani biz annem ameliyat olduğu ben de gelemez diye bir şey yaptım ama gelmişler yani sağ olsun. Çok özledim. Şimdi hasret gidereceksin. Çok özledim. Kardeşim falan hepsi birbirimizi çalışıyoruz. Diyecek bir şeyimiz yok, çok sevindik. En güzel bayram herhalde. En güzel, en güzel. Kapıyı kapattım ama buraya çok yani gülek geldik. Sevindim. Çok sevindim. Şu an en mutlu günüm mü? Bundan daha iyi bir hediye olamaz yani. İçinde bir şey vardı. Tamam. Oğlum hoş geldin. Umarım görsün. Ya tabii şok oldum. Annem babam yanımda görmek. Komutanlarımızla bayramlaşmak için buradaydım. Onlarla yani bayramlaşmak. Ayrılış ilk bayram olsun. Ama görünce bir tuhaf oldum ben, şaşırdım. Şöyle bir kaldınız değil mi? Tabii. Nasıl böyle bir durdunuz? Ya bildim, şok olacağını bildim. Ya bildim. O kadar askeri arasında ben varım. Düşündüm, içimde bir his vardı. Kesin bir şey olacak diyordum. His mi ettiniz? Vallahi his. Tecrübe baraklar yani. Yani projesiyle yapılmış gemisi yani. Burada yani çekim yapılması, bayram açması ayrı bir şeref. Kameralara bayram açma için çekmek için burada olduğunu düşündüm ama ailem buraya gelmedi. Oğlumu gördüm, mutlu oldum. Yani özledim, bir ay dostu özledim yani. Çok özlediniz. Evet. Peki nasıl bir bayram oldu bu sizin için? Bayağı bir mutlu, evladımı gördüm. Mutlu bir, benim için bundan büyük mutluluk olmaz, evladımı gördüm yani. En büyük mutluluk yani benim için çocuklarımı görmek yani, sesini duymak. Telefonda duyuyorum da yine şöyle bir canlı, yine bir ay dostu. Hani şöyle sarılmak. Tabii bayramda hele hani evde olsam bayramda görüşmeyecektik. Burada görüştük yani bayram şeyi. Burada çok heyecan vardı. Heyecan aşırı derecede. Aşırı derecede vardı heyecan.
Korkma dedim ben. Büyük mutluluk yani, onu tarif edilemez o bir şey yani. Tarif edecek bir şey değil yani. Bildim ama şok olacağını da. Ne planınız da şimdi? Oturup şöyle bir sohbet mi edeceğiz? Sohbet edelim. Amfibi Görev Grup Komutanlığı'nın davetlisi olarak gelen ailelerimizle birlikte Tecige Bayraktar'da tertipli iki evimize güzel bir sürpriz hazırladık. Ramazan bayramımız kutlu olsun. Thank you.